1984'te bu bağlamda gündem edilen ve iddialar arasında zikredilen konulardan birisiydi. Söylenen cümle şu: kadının bir cümlesiyle kocaları evinden ediyorsunuz, aileleri yıkıyorsunuz. İsnat edilen itham buydu kademe. Öncelikle şunu ifade edeyim ki bu kanun içinde aynı şeyi söyleyeceğim, bu da bir ironi. Kademin kuruluşundan önce yürürlüğe girmiştir ve kanun yürürlüğe girmesinde bizim herhangi bir dahlimiz yoktur. Yani 6284'ü de kadem çıkarmış değil. Gayet tabii her kanunun kanunda olduğu gibi söz konusu kanunda da bir takım kanun uygulamalarında da bir takım suistimal edilen vakalar olmuştur. Bunun farkındayız. Kaldı ki biz de yaptığımız çalışmalarda, toplantılarda bu kanunun uygulamayla ilgili eleştiri ve önerilerimizi zaman zaman paylaştık, dile getirdik. Bundan sonra da bu suistimallerin önlenmesi için STK olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. İşte burada en çok eleştirilen hususlardan biri tedbir kararıdır. Bu karar şiddet failinin mağdura yaklaşamaması durumu, tedbiren uzaklaştırılması meselesi bildiğiniz gibi. Kanundaki bu tedbiri olan itiraz, evden uzaklaştırılan kişinin şiddetini daha da arttıracağı ifadesi. Daha çok sinirlenerek, şiddetlenerek eve döneceği ifadesi. Bunu örnekleyen vakaların olması da mümkündür. Fakat bu durum şiddet gören birinin kendini döven kişiyle aynı ortamı paylaşarak şiddet görmeye devam etmek zorunda bırakılmasını açıklaması olamaz arkadaşlar. Daha fazla şiddet görme iddiası aynı ortamda şiddet görmeye devam etmek zorunda bırakılmasının bir açıklaması olamaz. Nasıl ki, bilmiyorum komik mi olacak, karşılıksız çek vakalarında şunu söylemiyoruz: çek kanunu iptal edilsin demiyorsak, 6284'ün yerine de başka bir kanun veya bu kanun iptalini konuşacağımıza, bu kanundaki uygulamadaki aksaklıkları gidermek veya gündemimize almak, iyileştirmesini gündemimize almak daha ehemmiyetlidir. Bildiğimiz gibi kanunlar somut durumları düzenler. Bir şiddet vakasında sorumluyu bulur, cezalandırır. Mağduru da akut olarak kurtarma yoluna gider. Toplumu iyileştirmek kanunun öncelikli görevi değildir. Toplumu iyileştirmek, yani bu konu özelinde şiddet failini rehabilite etmek, ahlak, din ve kültürle başarılır. Yine bu kanunla ilgili, yine bununla bağlantılı olarak başka bir başlık, kadının beyanı konusu. Hukukçular veya konuyla ilgilenenler, eminim sizler de çokça haber yapmışsınızdır vakti zamanında bununla ilgili, hatırlayacaktır. Tedbir kararlarında delil aranmamasının aslında toplumsal bir acı bir tecrübesi var. Bunu pek çok basın mensubu arkadaşımız da bilir. Ayşe Paşalı ismi hepimizin hafızasında. Kendisi eşi tarafından dövülüp tedbir kararı aldırabilmek için darp raporu beklerken tekrar yine eşi tarafından öldürülen bir kadındır. Yani beyanı yetmeden darp raporunu beklerken, o delili mahkeme istediği için onu beklerken öldürülmüştür. Çünkü o tarihte yürürlükte olan 4320 sayılı kanuna göre tedbir karar verilebilmesi için beyan yetmiyordu. Şiddet fiilinin ispatı, yani delil gerekmekteydi. Peki böyle olması ne sonuç doğurdu? Geçmişi çok çabuk unutuyoruz. Bu delil arama süreçlerinde pek çok can kayboldu. Can kaybı oldu. Yani bunu yok sayamayız. Bu nedenle 6284 sayılı kanun düzenlenirken tedbir kararı verilebilmesi için beyan yeterli kabul edildi. Ama burada şunu da söylemek istiyoruz. Buradaki beyan, kadının beyanı meselesi sadece şiddetle ilgili tedbir kararlarında geçerlidir. Yani sebebini biraz önce anlattık. Yani failin hüküm giymesi için yine delil aranıyor. Yine bir ispat gerekecek. Yani şu değil,
Eşim beni dövüyor, ben hapse atıldım. Yani eşim beni dövüyor dediği için hiçbir eş hapse girmiyor. Sadece bu beyanla giremez zaten. Bu beyan sadece akut bir tedbir olarak o mağduru failden uzaklaştırmadır. Bir hüküm giyilecekse muhakkak delil gerekir. 6284 sayılı kanun aslında sadece kadını değil, aile içindeki şiddete kalan her bireyi koruyor. Çocuk olabilir veya diğer eş olabilir. Bunu da hatırlatmak istiyoruz. Hatta şunu da ifade edeyim. Burada şiddete maruz kalan kadınsa kadının beyanı. Şiddete maruz kalan erkekse erkeğin beyanı esastır. Hani burada kadın erkek değil, mağdura uğrayan kişinin beyanını konuşmamız gerekiyor. Ama maalesef hep kadın üzerinden bir okuma yaptığımız için bir yanılsama görüyoruz. Bununla ilgili de en son Derya Hocam da bahsetti. Son bir karar sanırım değil mi? Evden uzaklaştırma kararı. Örnekleri çok. Yani bir en son elime gelen değil. Onu gördüm. Tabii. Bir beyefendi Örnekleri tek değil. eşinin evden uzaklaştırmayı için tedbir kararı aldırmış. Yani bu kadın veya erkek için ayrım gözeten bir durum değil. Bir de şunu ifade edeyim. Çokça dilendirilen bir şey olduğu için 6284 ile beraber şiddetin arttığı iddiası zikrediliyor. Bu da tahminden ibaret. Niye? Çünkü buna dair sağlıklı bir veri elimizde henüz yok. Çalışma olursa, bir envanter çıkarılırsa biz de bu alanda çalışmalarımızı bizim için de çok iyi bir veri olur, ilerletebiliriz. Kamu spotlarımız. Evet. Tüm erkekleri, çok özür diliyorum, hayvanlara benzettiğimiz iddiası var. Ne münasebet arkadaşlar. Yani kadın da erkek de bizim inancımıza göre eşrefi mahlukattır. Bizim bu kamu spotunda hedeflediğimiz çok açık bir şekilde tüm erkekler değil, kadına şiddet uygulayan erkeklerdir. Hani bunu bütün genişletip bütün erkeklere şamil kılmanın manası yok. Burada anlatmak istediğimiz o değildi. Yani bu kamu spotu şiddetin ne kadar korkunç bir fiil olduğunu göstermek için yapılmış bir analojidir. Ve evet, eşine şiddet göstermek, ölesiye dövmek, yani öldüresiye dövmek insanı insanlıktan çıkaran bir durumdur. Odak noktamız o kamu spotunda buydu arkadaşlar. Kadının da erkeğin de saygın olduğu bir toplum ancak sağlıklı bireyler yetiştirebilir. Bunu hepimiz biliyoruz. Şüphesiz ki bu saygınlık şiddetle değil, adaletle, merhametle ve sorumluluk bilinciyle kazanılır. Bu bilince sahip olan herkes de zaten bu toplumda bizim başımızın tacıdır. Erkek veya kadın fark etmez. Bir diğer başlık, çocuk yaşta evlilikler. Gene kendi hukukumuzda, gerekse uluslararası hukukta 18 yaş altı bireyler çocuk kabul edilir. Medeni kanunda evlenme yaşı aile izniyle 17, belirli şartlar oluşması durumunda ise 16'dır. Dolayısıyla erken yaşta evlilik dediğimizde aslında biz 16 yaşının altında resmi ve hukuki olmayan evlilikleri kastediyoruz. Erken yaşta evlilik henüz hukuki olarak kendi sorumluluğunu taşıyamayan bir bireyin yuva kurmak gibi toplum için çok temel olan bir görevi üstlenmesidir bir bakıma. İkinci olarak ailelerin geleneksel alışkanlıklarla çocuklarını zorla evlendirmeleri de belli kesimlerde yaygın bir sorundur. Bu iki durumda da kurulan aileler sağlıklı değildir. Sağlıklı bir aile kurulamaması da toplumsal düzen için ciddi bir sıkıntıdır. Genel olarak erken evliliklere bu nedenle karşıyız. Fakat özelde yasaya olan itiraz hep ithamlar arasındaydı. Bunun sebebiyle ilgili gündem olduğu için oradan bahsetmek istiyorum.